Buda'nın Beyni 69. Okuma. Şefkat Meditasyonu. Bizzat şefkat üzerine meditasyon yapabilirsiniz. Bu, nefese odaklanmaktan daha cazip, sıcak bir his uyandırır. Bu yüzden de çoğu kişi dikkatini daha rahat bu duyguya odaklar. Pratiklerden biri, önceki kısımdakiler gibi belirli ifadelerle iyi dileklerinizi ifade etmek, sonra belki de nefesinizle uyumlu bir şekilde, örneğin bir nefeste bir dilek gibi, bunları içinizden teker teker söylemektir. Ya da bu ifadeleri hassas bir rehber gibi kullanabilir, dikkatiniz dağıldığında onlara geri dönebilirsiniz. Bir süre boyunca sınırsız bir iyilik, cömertlik ve sevgi kaynağı olan şefkat hisleri içinize nüfuz etsin. Konsantrasyonu artırmak için de şefkat hissini kullanabilirsiniz. Nefese odaklanmak yerine şefkat hisleriyle bütünleşin. Bu sırada şefkat de içinize iyice yerleşir. Bunu örtülü belleğinize alın ve sevgi dolu ilmeklerini varlığınıza dokuyun. Zor kategorisindeki insanlara karşı şefkat duymaya çalışırken sıkıntı yaşamanız doğaldır. Öncelikle zihninizde sükunet, durağanlık ve alan yaratın. Sonra da yavaş yavaş size hafif sıkıntı yaratan biriyle, örneğin biraz sinir bozucu ama bir sürü de iyi özelliği olan bir iş arkadaşınızla pratiğe başlayın. Gündelik yaşamda şefkat. Gün içinde bilinçli ve aktif bir şekilde eylemlerinize, konuşmalarınıza ve en önemlisi de düşüncelerinize şefkat katın. Zihninizin arka planında, simülatörde oynayıp duran mini filmlerde sevecenlik temasına daha çok vurgu yapmaya çalışın. Simülatörün sinir ağları, şefkat mesajlarıyla gittikçe daha çok ateşlendikçe, başkalarına karşı bu hisler ve davranışlar beyninize daha çok yerleşecektir. Bir süreliğine birine karşı, örneğin bir gece boyunca aileden birine ya da bir toplantı sırasında iş arkadaşınıza şefkatli davranın ve neler olduğunu izleyin. Ayrıca kendinize karşı da şefkatli davranıp bunun nasıl bir his olduğunu gözlemleyin. Hocam Jack Kornfield bazen insanları kendilerine karşı bir yıl boyunca sevecen davranmaya teşvik eder ki bu oldukça güçlü bir pratiktir. Sevgi çağrısı. Her inançta ve gelenekte bütün büyük hocalar bizden sevgi ve iyilik dolu olmamızı istemişlerdir. Şefkat, duygusal ya da yüzeysel bir şekilde iyi davranmak demek değildir. Kimseyi dışlamadan, herkese ve her şeye korkusuz ve tutkulu bir şekilde değer vermektir. Sevgi, lotusun içindeki mücevherdir ve bu en az bilgelik kadar önemlidir. Sevgi kendi başına engin bir pratik yoludur. Buda'nın ifadesinde olduğu gibi, zihnin şefkat yoluyla özgürleşmesidir.